yaratıcı fikirler buluyorsun. Yani sadece alıp adamları oradan oraya götürmüyorsun da işte ayrıcalıklı rotalar buluyorsun, aykırıklar bulmaya çalışıyorsun veya binlerce kez gidilen bir ülkeye bir farklı kafadan nasıl bakabilirim? Küba yüzlerce kez gidilmiştir, bir sürü tur yapılmıştır. Sen onu bir çeviriyorsun, bir takla attırıyorsun, işte başka bir Küba oluyor o falan, ne bileyim ya. Veya işte kruz. 8743 çeşit kruz var yani. Doğru. İstediğin her gemiye, istediğin her rotaya gidebilirsin. Sen ona gene hop bir takla attırıyorsun bir şey. Ayasofya orada duruyor 1000 yıldır. Doğru yani, 1500 yıldır. Yani işte aynen öyle. git gör yani o etrafında dolan bir salep hiç dönevine. Sen gece açtırıyorsun orayı. Evet. Aydınlatma. Nereden geliyor bu fikirler aklına? Niye böyle bir şey? Yaratıcı olmak lazım. Yani insanlar artık sırağından, durağından, olağından sıkıldılar. Hayatımıza renk gelmesi lazım. Ve ben şuna inanıyorum. Hayata renk getirecek insanlar birazcık galiba aykırı ya da toplumun verdiği sıfatla marjinal olmak zorunda. Mesela ben Aysel Gürel'e bayılırdım. Fahrel Nisa Zeyd'e, Aliye Berger'e, Freya Koral'a. Çünkü farklı şeyler yarattılar bu insanlar. Belki ilk başta tepki çekiyorsun. Ya ne yapıyor bu falan diyor. Çünkü herkes aidiyet çerçevesinde ve tepki görmemek adına diğerlerine yanaşıyor. Sürü olmak bu hayatta en kolay şey. Farklılık yaratabilmek, farkındalık yaratabilmek çok önemli. Bu yüzden de ben İstanbul'da mesela 41 tane farklı tur yapıyorum. Dolunay'da Boğaz turu. 41 tane. Aynen öyle. Ve Dolunay'da Boğaz turu yapıyorum. Ondan sonra Ayasofya'yı gece açtırıyorum. Mesela bu Dan Brown bir kitap yazdı ya işte Cehennem isimli. Evet. Sonra filmi de çekildi. Evet. Ne yaptım biliyor musun? Hemen bir tur. Biliyorum ben. Evet. Set şeylerine gezdim. Aynen. Sanırım. Aynen öyle. Bir de şöyle bir tur da yarattım. 3 tane James Bond filmi var İstanbul'da çekilen. İşte Rusya'dan Sevgilerle var, Dünya Yetmez var, Skyfall var. Bunların geçtiği yerlerle Dan Brown'un kitabında geçen yerleri bir araya getirdim. İşte Kapalı Çarşısı'ndan tut Ayasofya'sına kadar, Yerebatanı'na kadar. Mesela tam oraya giriyoruz. Oradaki filmin sahnesini canlandırıyorum. Hatta bir bilgisayar firmasıyla biz bunu ne yaptık biliyor musun? Tabletlere yükledik filmden bölümler. Ben anlatıyorum. O sırada insanlar ekranda Skyfall'u görüyorlar. Biz Kapalı Çarşı'nın çatısının üzerindeyiz ve insanlar bir yandan Daniel Craig'i görüyorlar. Motosiklet de onun üzerinde ama o motosiklet de geçtiği yerde onlar duruyor. Ya da ne bileyim ben işte bir sahnesi vardır Rusya'dan Sevgilerle dedin. Sean Connery o sırada bir sandalla dolaşır. Tam o sandalın geçtiği yerde biz oradan o sahneyi seyrediyoruz elimizde tabletlerle. Ve bu bir vaka çalışması haline geldi üniversitelerde. Bu yaptığımız tur ve onun farklılığı. Dolayısıyla farklı şeyler yaptığında zaten insanlar sana geliyor Özlemciğim. Yeter ki sıradanlıktan çıkalım. Çünkü Topkapı Ayasofya Sultanahmet zaten klasik bir tur olarak bütün rehberlerin yaptığı şey. Gerçekten müthiş bir şey bu.